Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte geometri sıfırı yeniden çözmeye başladık dostlarım. Yeni nesil sorularla desteklenmiş bir kitap. Ben bunu eskiden çözmüştüm. Hatta böyle üçgenlerden sonraki kısmını bulup da kitabını çözmeye başlamıştım. Fakat şimdi 2021 basımını bulduk arkadaşlarım. Karakök sağ olsun bize bir örnek gönderdi. Şimdi bunu çözmeye başlayacağız dostlar. Geometriniz gerçekten sıfırsa, yani gerçekten kötüyse, size iyi öğreteceğine inandığım bir kitaptır. Lütfen iyi dinleyin. Benimle birlikte soruları çözmeye çalışın. Geometrinizin netlerinin arttığını göreceksiniz dostlar. Şimdi vira bismillah diyelim ve birinci bölümle, yani açılar bölümüyle arkadaşlarım hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Şimdi açılar dediğimiz bölümde toplamda 18 tane köşe taşıyla öğretmeye çalışıyor bize arkadaşlarım bu konuyu. Şöyle hemen birinci köşe taşını çevirdim. Odaklanmamızı falan bir ayarlayalım dostlarım. Şöyle yakınlaştıralım birazcık videomuzu ve başlayalım sorularımızı çözmeye. Şöyle hemen ilk sorumuz, görüyorsunuz. Şöyle ayarını da yapalım. Evet, artık başlayabiliriz dostlarım. Hız kesmeden hepsini çözmeye çalışalım. Şimdi diyor ki A dik açı. Dostum, dik açı demek ölçüsü 90 derece olan açı demek. Yani A açısının ölçüsü 90 dereceymiş o halde. C doğru açı diyor dostlar. Doğru açı demek ölçüsü 180 derece olan açı demek. O halde buna da 180'i çarptım. Buna göre diyor eşitliğini sağlayan B kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şuna da B'ye de şöyle B diye belirtelim. İşaretlerimizi koyduk. Eşittir 20 var. Şimdi eksi 180 20'nin yanına gelince topladık 200 oldu. Burada da 90 artı B kaldı. 90'ı bu tarafa attım. B eşittir 110 derece çıktı dostlarım. Evet, birinci sorumuz basit bir toplama çıkartma sorusuydu. Sadece açıların tanımını bilmeniz gerekiyordu dostlar. Geldim 2 numaraya. Açı çeşitleri ve örnekleri arasındaki ilişkilerden kaç tanesi doğrudur diye bir soru sormuş. Şimdi birincisinde diyor ki tam açı 180 dereceye denk düşer diyor. Yanlış. Tam açı dediğiniz şey ölçüsü 360 derece olan açıya deniyor dostlarım. Tam açı 360 derece olacaktı. Bu değil. Geldik buna. Geniş açı. Geniş açı demek 90 dereceden büyük olacak fakat 180 dereceden de küçük olan açı demektir dostlarım. O yüzden geniş açı 220 olamaz. 180'den büyük olamaz. Bu da yanlış. Dik açı ölçüsü 90 derece olan açıydı. Bu da zaten öyle söylemiş. Demek ki hemen artıyı çaktım. Dar açı diyor dostlarım. Dar açı demek ölçüsü 90 dereceden küçük olacak. Aynı zamanda 0 dereceden de büyük olacak arkadaşlarım. Yani 0 olamaz demek. 0'dan büyük olmalı demektir. Bu da yanlış. Dar açı yine. Dar açı evet 0'dan büyük, 90'dan küçük olacak ki 38 bu kurala uyuyor. O yüzden 38 dar açıdır diyebilirim. Ve bize de kaç tanesi doğrudur diye soruldu. Bakın 2 tanesini artı koyduk. Demek ki cevabımız Bursa'dan geldi dostum. Evet, geldik 3 numaralı soruya. Alfa bir dar açıdır diyor dostlar. Hemen dar açıyı az önce ne söyledik biz? Dar açı demek 90'dan küçük, 0'dan büyük demekti. Bunu belirttim. Beta ise diyor bir geniş açıdır. Peki geniş açıyı nasıl söyledik dostlarım? 90'dan büyük olacak ve aynı zamanda 180'den de küçük olacak diye belirttik. Bize de alfa ve beta toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruyor. Şimdi bu soruda hata yapan kardeşlerim şöyle bir hata yapacaklar. Alfayı 90'dan küçük ve en büyük dediği için alfayı 89 derece seçecekler. Ben de diyeceğim ki onlara niye 89 seçiyorsun kardeşim? Sana alfanın tam sayı olmasını söylemiş mi? Kesinlikle hayır. Alfa tam sayı olacak diye bir kural yok. Veya
beta'yı 179 seçmeye çalışıyoruz ki beta'nın 179 olacak diye bir kuralı yok. Beta 179,5 da olabilir. 179,9 da olabilir. O yüzden eğer ki alfa beta hakkında tam sayı dememişse bize dostlarım, böyle eşitsizlik sorularında, biz direkt toplamın aralığını bulacağız arkadaşlar. Bakın alt alta topluyorum bunları. 0 ile 90'ın toplamı 90. Burası da alfa artı beta yaptı. Ve 180 ile de 90'ın toplamı 270. İşte alfa artı beta toplamı 270'ten küçükmüş. Yani 269 olur en fazla diyebiliriz. Ve geldik 4 numaralı soruya. X kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şuradaki önce açıları da bir yerleştirelim. BOC, BOC. Şu açıya dostlarım, demiş ki adam 3x diyeceksin. Peki. AOD, şuraya da 7x diyeceksin diyor. Peki, buna da eyvallah. Şimdi biz ne biliyoruz? Bakın burada bir tam açı var. Tam açı neydi dostum? Ölçüsü... Elhamdülillah. Siz de görün gençler. Ölçüsü 360 derece olan açı. Yani şöyle yuvarlak yaptığınızda işte bu açının ölçüsü 360 dereceymiş. Buna da tam açı diyormuşuz. Yani şuradaki şu yuvarlağın ölçüsü 360 derecedir. Peki 90 burada. 90 da burada var hocam. Yani 180'i burada. O zaman geriye kaldı şu ikisine yine 180. Yani 10x 180 derecedir ki x eşittir 18 gelir. Cevap da Ceyhan'dan çıkar dostlar. Evet. Birinci köşe taşımız böyleydi. Hemen geçtim. 2 numaralı köşe taşımıza dostlarım. Artık şunu da kaldıralım. Çok altta şey yapıyor. Şöyle 2 numaralı köşe taşımızı artık aldık elimize. Şimdi burada da bütünler tümler kavramlarını öğreneceğiz dostlarım. Bütünler demek 180'e tamamlayan demektir dostlarım. Tümler demek de 90 dereceye tamamlayan demektir. Yani 81'in bütünleri nedir diye sorduğunda şunu soruyor sana. 81'i 180'e tamamlayan sayı kaçtır? 99'dur değil mi dostlarım? 81'i 99'la toplarsanız 180 yapar. 81'in tümleri kaçtır diye sorulduğunda neyi soruyormuş aslında? 81'i 90'a tamamlayan sayı kaçtır? 9'dur hocam. 9 eklersem 90 yapar. İşte bize de bu ikisinin toplamını soruyor. Cevap 108 geldi. İkinci sorudayım. Tümler iki açıdan. Tümler iki açı var. Yani birine x diyelim biz. Diğeri ne olmak zorunda? 90 eksi x olmak zorunda. 90'a tamamlayan sayı çünkü. Biri diğerinin 2 katından 18 eksik olduğuna göre diyor. Şimdi birini seçelim. Mesela 90 eksi x'i seçelim biz. Bu diğerinin yani x'in 2 katından 18 eksik olduğuna göre demiş. Hemen buradan bir x'i bulalım mı? 18'i buraya alalım 108 olur burası. Eksi x'i buraya alalım 3x olur. Her iki tarafı da 3'e bölersek 36 eşittir x geldi dostlarım. Şimdi x 36, o zaman diğer açı 54 derece olmalı. Yani 36 ile 54'tür arkadaşlarım bizim açılarımız. Biri 36 diğeri 54. Buna göre küçük olan açı kaçtır diye soruyor. Küçük olan 36'dır diyebiliriz. Evet, üçüncü sorudayız dostlarım. Bunu biraz daha küçülteyim bu kısmı ki tüm soruyu görme şansınız olsun. Bir tık daha. Evet. Şimdi sembollerinden her biri birer açı ölçüsünü temsil etmektedir. Aşağıda gösterilen mavi çizgi. Bakın burada mavi ve yeşil çizgiler var. Şurası mavi. Şurası yeşil. Şu mavi. Şu yeşil. Belki ekranda tam net gözükmüyordur diye söylemek istedim. Mavi çizgi solunda ve sağında ölçüleri verilen açıların tümler olduğunu sembolize ediyor. Yani
Üçgen dediğiniz açı, bakın mavi neymiş? Tümleri temsil ediyormuş. Tümler. Yani üçgen ile 50 derece birbirinin tümleriymiş. O halde üçgenin ne olması lazım? Tümler neydi? 90'a tamamlayan. 50'yi neyle 90'a tamamlarsın? 40 ile. Demek ki üçgen dediğiniz şey 40 dereceymiş. Yeşil çizgi solunda ve sağında ölçüleri verilen açıların bütünler olduğunu sembolize etmektedir. Bütünler neydi? Bakın burada yeşil var. Demek ki bu bütünler demek. Bütünler neydi? 180'e tamamlayan. 80'i 180'e tamamlayan sayı kaçtır? 100'dür. İşte buraya da 100'ü çaktım hemen. Şimdi gelin şu işlemi de yapalım dostlarım. Biz kareyi ne bulduk? 100 bulduk. Üçgeni ne bulduk? 40 bulduk. 100'den 40 çıkarsa diyor 60. Demek ki şurası aslında 60 dereceymiş dostum. 60. Şimdi burada bir mavi çizgi var. Mavi çizginin özelliği neydi? Solundaki ile sağındakinin, bakın solunda 60 var. Sağında da sarı bir yuvarlak var. Bunları tümler yapıyordu dostlarım, tümler. Peki 60'ın tümleri nedir? Tabii ki 90'a tamamlayanı diye sormak istedi aslında. 30'dur. O zaman burası 30. Yuvarlığa da bulduk. Şimdi yıldızı bulalım. Burada yeşil renkli ok var. Yeşil neydi? Bütünlere tamamlayan. 30'u 180'e tamamlayanı soruyor bize. 30'la neyin toplamı 180? 150. Yıldızı da 150 bulduk. Şimdi diyor ki bize üçgeni yani 40'ı, yıldızı yani 150'yi, bir de kareyi yani 100'ü toplayın bakalım kaç çıkacak diyor. Şurası 190, 100 daha 290 yapıyormuş sorumuzun cevabı dostlar. Evet, 2 numarayı da gömdük ve çevirdik. 3 numaralı köşe taşımıza geldik şimdi. Tabii ki bunu birazcık yakınlaştıralım artık. Evet, klasik bir soru artık arkadaşlarım. Bu her soru bankasında doğruda açılar kısmında mutlaka karşımıza çıkan iki açının açıortayları arasındaki açı falan filan sorusu. Şimdi gösterin. ABD'nin ABD şuradaki açının açıortayı ile, hemen bu açının açıortayını gösterelim. İşte bu bir açıortay. İle DBC'nin açıortayı, işte onu da gösteriyorum. Bu da bunun açıortayı. Arasında kalan açı kaç derecedir diye bir soru sormuş. Cevap direkt 90 arkadaşlarım. Ben söyleyeyim baştan. Şimdi de nasıl olduğunu bulalım. Dostlar, biz şimdi ilerleyen üçgende açı, doğruda açı sorularında da çok sık kullanacağız bu söyleyeceğim cümleyi. Eşit açı görünce hemen aynı harfi yazacaksınız dostlarım. Bakın şunların ikisi eşit, A, A dedim. Şunların ikisi eşit, B, B yazdım dostlarım. Ve biz şu çizginin doğru olduğunu biliyoruz. Doğru demektir bu. Ve doğrunun ölçüsü kesinlikle 180 derecedir. Bakın doğru açı diye bir kavramımız vardı değil mi? Ve doğru açıya biz ne dedik? 180 derece dedik. Yani 2A ile 2B'nin toplamı 180 derece. Yazalım hemen. Peki her bir terimi 2'ye bölsem, burada A kaldı, burada B kaldı, burada da 90 kaldı. Ve bakın açıortaylar arasındaki açı gerçekten A ile B'dir ve ölçüsü de 90 derecedir dedim dostlar. Geldim 2 numaralı soruya. Evet. OK ve OL açıortay, kol 62 dereceymiş dostlarım. Şuradaki açının ölçüsü 62 dereceymiş. Şimdi biz eşit açıları hemen A, A, B, B yazalım. Ve bakın 62 dediğimiz şeyin içinde ne var? A ile B var. O halde A ile B'nin toplamıdır 62 olan şey. Peki bizim şeklimizde ne var dostlarım? Şurada 2A ile 2B var toplamda.
Hemen 2 ile çarpalım mı burayı? Bakın 2A olur, 2B olur ve 124 olur burası da. Demek ki 2A ile 2B'nin toplamı, yani şuradaki açının ölçüsü 124'müş. Peki buranın tamamı ne açıydı? Doğru açı. Ve ölçüsü 180 derece olacak. Şu taradığım kısım 124 ise buraya da ne kalmak zorunda dostlarım? 56 kalmak zorunda ki 180 olsun toplamları. Bize de zaten 56'yı soruyormuş. Cevap Ceyhan'dan çıktı. Evet, üçüncü sorumuzdayız dostlarım. Bunu birazcık yine küçültelim isterseniz. Şöyle tam net görmeye çalışalım şekli. Aşağıda aynı noktada birbirine monte edilen dört parçadan oluşan bir çamaşır askılığı gözükmektedir. Tamam. OC yere paralel pozisyonda iken. Evet, OC'miz yere paralelmiş dostlarım. Şu yerdeki çizgiye paralelmiş. Şimdi bir soruda paralellik varsa ve açı sorusuysa o, sen o soruda muz dediğimiz kuralı yapabilirsin dostum. Muzları kullanabilirsin. Nedir hocam bu muz? M kuralı, U kuralı, Z kuralı. Bunları zamanla anlatacağız tabii ki hepsini. Sorular çıktıkça söyleyeceğiz bunlardan, bir şeyler bahsedeceğiz. Şimdi AOC yani şuradaki açıların eşit olduğunu söylemiş. Hemen bunlara A diyelim. A diyelim. Ve bakın şurada bir Z harfi var dostlarım. Gördünüz mü Z harfi? Z harfi ne diyordu bize? Z'de iki tane açı vardır ve ikisinin de ölçüsü birbirine eşittir. Yani burası da A derecedir. Sonra BOC'yi görelim onu. BOC. Şuradaki açıyı da 130 vermiş bize. Bunu da yazalım hemen. Diyelim ki bakın şurada bir doğru açı var. Bakın şu kırmızıyı takip edin. Bu bir doğru ve doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. O yüzden 130 ise burası, şuradaki A'ya 50 derece kaldı. Ve bu 50 derece ise buradaki A da 50 derecedir. 50, 50 daha 100, üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 180'e de buraya ben yazdım. 180'e tamamladım. Bu da tamamdır. Buna göre diyor ki OB şurası. Saat yönünde, yani B'yi şöyle aşağıya doğru döndüreceğiz. Kaç derece döndürülünce yere paralel duruma gelir? Yani şu OC yere paralel diye zaten. OC ile aynı konuma gelir diye soruyor bize dostlar. Yani sen şuradaki kalemi şöyle tutacaksın, kalemi, ve şöyle çevirdiğinde yere paralel olacak. İstediğimiz şey bu. Şu kozu konuma gelecek. Kaç derece döndürmeliyim? Buradan buraya getireceğim ben bunu. Demek ki 50 derece döndürmeliyim dostlarım. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Evet, 3 numarada böyleydi. Hemen 4 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum dostlarım. Biraz yakınlaştırıyorum 4 numaralı köşe taşını. Biraz daha yakınlaştırma hakkım var herhalde. Şöyle yapalım. Evet, birinci sorumuz. Diyor ki D1, D2 paralel olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir diye bir soru sormuş dostlarım. Bakalım şimdi. Şimdi burada yöndeş açı ya da ne bileyim işte ters açı gibi kavramları öğretecek bize dostlarım. Şimdi yöndeş açı demek adı üstünde aynı yöne, ne yaptığımı anladınız herhalde. Aynı yöne bakan açı demektir dostlarım. Ters açı ters yöne bakan açılar demektir. Şimdi A ile C'ye bakın. Biri bu tarafa bakıyor. C'ye bakın. Tam tersi yöne bakıyor. Yani şöyle X işaretini gördüğünüz, bakın şurada X var arkadaşlarım, göstereyim onu. Şu bir X. X işaretini gördüğünüzde şunlar ters açılar. Şunlar da ters açılar dostlarım. Ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani burada A ile C birbirine eşittir. Bakın o zaman bu A şıkkı kesinlikle doğru. Sonra B ile D de birbirine eşittir. Onu da göstereyim. Şimdi A ile C eşittir.
B ile de D ters açılar olduğu için birbirine eşittir. Gelelim şuraya. Burada da bir X işareti var bakın. Giresun'la Edirne birbirine eşittir. Yazalım. Giresun'la Edirne. Sonra Fransa ile Hatay da birbirine eşittir. Fransa ile Hatay da birbirine eşit açılardır diyebiliriz. Peki. Tamam hocam. Ters açıları gösterdik. Şimdi bir de yöndeş açılarımız var. Yöndeş demek aynı yöne bakan demek. Bakın bu A ile şuradaki Edirne'ye bakar mısınız arkadaşlarım? Edirne de böyle kuzey doğuya doğru bakıyor. Adana da kuzey doğuya doğru bakıyor. Demek ki Adana ile Edirne birbirine eşit. Yani hemen şuraya Adana C'ye eşitti ya, aynı zamanda E'ye de eşit. E neye eşitti, bir de G'ye. O zaman G'ye de eşit. İşte dörtlüğü gösterdim. Bakın demek ki A G'ye eşittir ibaresi doğru. O zaman Bursa şıkkı da doğru. C E'ye eşitmiş. O zaman Denizli şıkkı da doğru. Gelelim devam edelim. Başka bir şey gösterelim şimdi. Bakın burada Fransa kuzeybatı, Bursa da kuzeybatıya bakıyor. O zaman Fransa ile Bursa birbirine eşit. Yani şuraya hemen Fransa da B'ye eşittir diyeyim. Fransa H'a da eşitti, Hatay'a da eşitti. O zaman buraya H'ye de eşittir diye yazalım. Şimdi neler oldu peki dostlarım? Bakın Denizli de Fransa'ya eşit oldu. Denizli Hatay'a eşit oldu. Yani Ceyhan şıkkı da doğrudur. Denizli Giresun'a eşittir ibaresi yanlış olabilir dostlarım o halde. Evet, böyle bir soruydu. Yöndeş açıları, ters açıları gösteriyordu bize. Şimdi buna bakalım. İkinci sorumuz. Şekildeki açılar derece cinsinden verilmiştir. D1 paralel D2'dir. Tamam. Buna göre diyor A kaçtır diye bir soru sormuş bize. Burada işte Z kuralı yapacağım ben şimdi. Şöyle ki dostlarım. Öncelikle şu 150'nin bütünleri, şuradaki açıdan bahsediyorum. Hani doğru açıydı burası bakın ve toplamları 180 olacaktı. 150'yi neyle 180'e tamamlarım ben? 30'la. O zaman şu karaladığım açı 30 derece. Sonra size şuradaki Z harfini göstereyim bakın. Şurada bir Z var. Z. Ve Z diyor ki benim iki köşedeki açımın ölçüsü birbirine eşittir. Yani 5x kesinlikle 30'a eşittir. O zaman x eşittir 6. Sonra şurada da bir z var arkadaşlar. Bakın şurada da bir z var. Şöyle. Bu da bir z kuralı. Ve diyor ki a 12x'e eşittir diyor. A eşittir 12x. Bakın a'yı bulduk. Neye eşit diye soruyor bize. 12x'e eşit. Peki x neydi? 6. 12 ile 6'nın çarpımı ne yapar? 72 yapar. Cevap da Ceyhan'dan gelir. Evet, geldik 3. sorumuza. Yeni nesil bir soru. Hemen bunu birazcık küçülteyim ben arkadaşlarım. Daha rahat görün. Birbirine paralel caddelerden oluşan bir semtin krokisi veriliyor. Peki. Kroki üzerinde verilen açılara göre Z eksi Y kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hadi bulmaya çalışalım. Şimdi bakın genelde böyle yeni nesil sorularda ben kara düzene çizmeyi çok seviyorum dostlarım, ama şöyle yapayım isterseniz, bakın şu yolla şu yolu çiziyorum, şöyle şöyle, sonra şu yolu çiziyorum dostlarım, şöyle, şurası 3x eksi 10'muş, şurası da z'ymiş, z. Şimdi bakın z ile 3x eksi 10 yöndeş açıdır diyebilir miyim? Kesinlikle derim. O zaman bunların ölçüleri birbirine eşit. Şuraya yazıyor. Z eşittir 3x eksi 10'a diyor. Sonra devam edelim. Bakın şuradaki y'yi yazalım. Y'yi gösterelim. Şöyle çizdiğimde şurası y'ymiş arkadaşlarım. Ve şurayı çizdiğimde de burası da 2x artı 40'mış. Şimdi şuradaki z'yi görmenizi istiyorum, z kuralını. Bakın 2x artı 40 ile z birbirine eşit çıktı. Yani bu z dediğimiz şey aslında 2x artı 40'a da eşitmiş.
Hemen buradan x'i bulabiliyorum. 2x'i buraya attım. 3x eksi 2x'ten x kaldı. Eksi 10'u bu tarafa attım. 40 artı 10'dan 50 oldu. X 50'ymiş dostlarım. O zaman ben z'yi buldum artık. Kesinlikle z'yi biliyorum. X 50 ise hemen şurada yerine yazalım. 2 tane 50, 100. 40 ile toplarsam 140. Demek ki z eşittir 140. Bunu bulduk. Şimdi y'yi bulalım. Bakın şu y ile şuradaki açı yöndeş açıdır dostlarım. Aynı yöne baktıkları için burasına da y yazdım. Ve y ile şuradaki 3x eksi 10'un, yani 3x eksi 10 neye eşitti? Z'ye eşitti. Y ile z'nin toplamı 180 olacak. Demek ki y eşittir 40 derece olmalı değil mi? Z 140'tı. Toplamları da 180 olacaksa y'nin 40 olması lazım. Bize de neyi soruyor? İkisinin farkını, yani 140 eksi 40'ı soruyor dostlarım. Cevap Edirne'den geldi kardeşlerim. Evet. Bunu da gördük. Hemen çevirdim arka sayfayı. Ve 5 numaralı köşe taşımızdayız dostlar. Şöyle birazcık büyütelim bunu. Bir tık daha büyütebiliriz herhalde. Evet, artık doğruda açılara geçtik dostlarım. Bakalım nasıl sorularımız var görelim. Şimdi canım kardeşim, şuradaki x ile şuradaki açı yöndeş açı bakın. İkisi de aynı yöne bakan açılar. Dolayısıyla artık ben buradaki açıya x diyebilirim. Ve şurada yuvarlakta görüyorsunuz bir tam açımız var. Tam açı yuvarlak olduğu için tam açı deniyordu buna. Ve ölçüsü 360 dereceydi. Şimdi 210, 90 da burada varmış, 300 yaptı. 360 olması için x'e de 60 derece kaldı. Yapıştırdık, çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 2'ye. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Burada da bakın şunları şöyle uzattım. Bu doğruda açılarda paralel doğruları sağa sola doğru uzatmak işinizi kolaylaştırır genelde dostlarım. O yüzden bunları bir uzattım. 5x'in tam tersinde bir açı var, bu da 5x. 39'un tam tersinde bir açı var, bu da 39. Ve bakınız burada bir M kuralı gördüm dostlar. Şöyle kalın kalın yapacağım ben size o M kuralını, iyice görün sizde. M kuralı bizim doğruda açılarda sıklıkla kullandığımız bir kuraldır. Ve der ki kural, bir yöne bakan açıların, mesela 5x ile 39, ikisi de sola bakıyor. 8x ise sağ tarafa bakıyor. M kuralında 3 tane açı vardır. İkisi bir yöne bakarken üçüncüsü diğer yöne bakar. Tam tersleri yöne bakar. Ve aynı yöne bakanların toplamı, yani 5x ile 39'un toplamı diğer yöne bakan açıya eşittir. Yani 8x'e eşittir. Bu durumda 39'u burada bırakalım. 5x'i buraya eksi 5x olarak atarsam burada 3x kalır. Bir de 3'e böldüm hepsini. X eşittir 13 geldi dostlarım. Cevabımız Edirne'den paketlendi. Evet, 3. sorumuzdayız. Yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Bakın ne demiştim? Paralel doğruları şöyle uzatırsak, işte bakın bunu birazcık uzattığımda şurada x ile şuradaki açının, şurada küçük bir açı yaptım arkadaşlarım, yöndeş olduğunu ve bu açının da o zaman x olduğunu görüyorum. Şimdi şurada bakın bir doğru var. Şurası doğru açı. 160'ın hemen şuradaki açısı kaç derece olacak? 100, 180'e tamamlayacaktı, 20 derece. Ve bakınız şurada bir üçgen oluşturdum dostlarım. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 50 burada, 20 daha 70 yaptı. 180'e kaç kaldı? 110. Demek ki x dediğimiz açı da 110 derece olacak. Yapıştırdık, geldi. 4. sorumuza bakıyorum. D1, D2, D3 birbirine paralel. X ve y'yi görüyorum. Buna göre x eksi y nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi dostum burada bir z kuralı var. Bakın şu z'yi bir görün bakalım. Şimdi bu z'nin bize söylediği şey şu. Bir bu köşe var, bir de buradaki şu toplam, şuradaki köşe var. Z açısı ne diyordu z kuralı?
bu köşedeki açıların ölçüleri eşit. Yani şuradaki kırmızı yaptığım açı da x derece olacak. E hocam şurada bir parçası y, o zaman şuraya x eksi y kalacak. Ve bakın bir de büyük bir z harfi var dostlarım. Şurada bir tane de büyük z çıktı. Ve z kuralı ne diyordu? Köşelerdeki açıların ölçüleri eşit. Yani burası 65 mi? Şurası da 65 olacak. Demek ki x eksi y 65 derece gelecek. Cevap Ceyhan'dan çıkacak diyebilirim. Evet dostlar, şimdi bir 30 dakika olmuş. Biz de ilk 5 köşe taşını gömmüş olduk böylelikle. Hayırlı uğurlu olsun. Başladık kitabı artık. Bundan sonra durmayız diye düşünüyorum. Şimdi bundan sonrakileri de bir sonraki videoya bırakacağım dostlarım. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.